Günaydın. Ah, günaydın oğlum ya. Az önce gelseydin eğer Melisa'yla karşılaşacaktın, kaçırdın kızı ya. Ha, gördüm ya, ben gelirken gidiyorlardı. Vallahi ben çok huylanıyorum Samim. Kız güzel, elini çabuk tut. Yoksa anamın arkadaşı demeyecek Canberk bu kıza yeşillenecek. Tomurcuklenecek, dal budak saracak. Baba, kimseye söylemeyin ama o zaten onun kız arkadaşı. Ay. Olur mu ya? Onurcan'ın kişisel gelişicisi ya. Oğlum, kızı elden kaçırdım diye gururuna yediremeyip böyle diyorsan kızarım. Açık net. Yok baba ya. Yengem nerede? Ona mumuyla gitti. Gelin benimle o zaman. Ne? Tövbe. Ne oluyor oğlum ya? Gel baba, gel. Yani benim zaten bir tane İstanbul'da sevgilim var. Devam eden bir aşk hayatım var. Ve ciddiyetini koruyan bir ilişkim de var. Ya ben o İstanbul'daki kızı buraya getirmeye çalışırken... Sen neyiz gittin ilk aşkı bırakınlar? Sen bakayım ne dedin? Ne desem benim ilk aşkım da dedin. Ama şunu. Stop. Ya bu. Onurcan nasıl gözümüze baka baka kandırdı ya bizi. Ergo ya. Hayallerimizle oynadılar resmen. Samim'e alacağız diye heves ettiydik o kadar. Aman. Benim oğluma kız mı yok ya? Aslan gibi maşallah. O Melisa'yı zaten pek de beğenmedim. Sıradan bir şey. Oğlum, madem bu belge elinizde, sen niye böyle şeyler yapıyorsun, he? Sen niye kıza şey ediyorsun? Ya ben bilhassa Canberk'i sıkıştırıyorum, eğleniyoruz ya. Ha, elbet bombayı patlatacağız ama. Bana bırakın o zaman. Bu zevk bana ait. Allah aşkına be, ne olur. Tamam baba, alet sende, top da sende, ne zaman istersen. Bak sen şimdi. Of ya, bu kız yüzünden Cennet'i de kaçırttım ya. Ne aradık ne sorduk kızı. Ya anne, boş ver Cennet'i ya. Cennet de olmazdı zaten. Hem siz rahat olsanız da ben böyle bekar bekar gayet mutluyum. Hadi. Seyfo, o bu kafayla bu gidişle evde kalacak ya. Hele. Buna hemen ama hemen bir kız bulmak lazım.